Yeni bir haftaya giriş yaparken yine karşınızdayım. 27 Haziran 3 Temmuz haftası gökyüzü hareketleri ve burç yorumlarıyla karşınızdayım. 29 Haziran'da Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde bir yeni ayımız gündemde olacak. Bu da bizim hayatımıza etki edecek bir konu tabii ki. Mirzam dediğimiz bir yıldızla, sabit yıldızla kavuşumda. Bu da bize mesaj veriyor. Aslında yeni fikirler, yeni olaylar açıklanacak, yüzleşeceğimiz bir şeylerin habercisi olduğunu söylüyor. Hakkımızda hayırlısı olsun tabii ki. Yeni aile birlikte yengeç burcunun özellikleri onların yaşadığı etkilerden biz de etkileneceğiz. Aslında 6 ay boyunca bu konuları gündemde tutacağız, yaşayacağız. Bunlar nedir? Aile, yuva, aidiyet Anne, baba, ebeveynlerle ilgili konular, taşınma, ev ortamı, tadilat, inşaat, sağlık, yeme, içme, duygusal olaylar, empati yapma bunlar genelde 6 ay boyunca yaşayacağımız duygu ve girişimde bulunacağımız olaylar. Sağlık açısından solunum yolları, baş ve burun bölgelerindeki rahatsızlıklar, belki geçmişte yaşadığımız olayların tekrar gündeme gelmesi, bunlarla ilgilenmemiz olabilir. Bu arada Türkiye yurt dışı olayları, para mevzuları, her zamanki gibi tabii ki seçim konuları, yönetimle ilgili değişikliklerle ilgili bazı konular, kararlar ve duyurular gündemimizde olacak. Koç, terazi, oğlak ve yengeçler bu geçişten, bu yeni aydan çok etkilenecekler. Para açısından şanslı olanlar boğa, koç, başak, ikizler ve balık burçları. Aşk açısından da ikizler, yay, kova ve balıklar fazla fazla etki alacaklar. Şimdi burç yorumlarına geçersek. Sevgili koçlar, yükselen koçlar, güneş koçlar, herkes hangi konuda biliyorsa bu şekilde devam etsin burçlarını dinlemeye. E, sizi dördüncü evinizde yani aile, yuva, ebeveynlerle ilgili konuda e, yenilik yapmanız, bir başlangıç yapmanız, belki taşınmanız, belki e, yer değiştirmeniz, tadilatınız, ailenizle ilgilenmeniz gereken sonlandırmanız ya da başlangıç yapmanız gereken konular olabilir. Sizin konularınız bu geçişte bu hafta özellikle 6 ay boyunca da bununla ilgili konular olacak büyük bir ihtimalle. İnsanlar da sadece geçen haftalarda da söyledim resleşme kısmında biraz e, temkinli olun. Patron, üst, aslarla birlikte e, tartışmalı konulardan uzak durun diyorum sevgili koçlar. Boğa burçları, sevgili boğa burçları. Sizin yeni ay 3. E, evinizde gerçekleşiyor. Yakın çevre ee, yakın arkadaşlar, yakın çevrenizdeki ortamlar, eğitim, ticaret bu tarz konularda bir yenilik, bir başlangıç yapma zamanı diyor yeni ay size. Buralarda biraz daha yoğunlaşabilirsiniz. Eski konulardaki bilinçaltı konularında, sıkıntılar çekebilirsiniz. Burada biraz sert açılar mevcut olabilir. Bunları güzel yönetin diyorum. Arkadaş çevrenizden yanıltıcı, aldatıcı ya da kandırıcı etkileri olan konular gündeminizde olabilir. Arkadaş çevrenize bu hafta özellikle lütfen dikkat edin sevgili boğalar. Sevgili ikizler Maddi alanınızda sizin, para kısmınızda, öz değer kısmınızda yeni ay yeni bir başlangıca başlamanızı istiyor. Yeni bir girişimde bulunun diyor. Kendinizi geliştirin, parayla ilgili başka bir e, girişimde bulunun, e, kaynak arayışında bulunun. Elinizden geleni yapın. Bu ay yeni ay, yeni başlangıçlar istiyor sizden. İş ortamlarında eskiden gelen konularla ilgili aldatıcı, aldanacı bir e, yanıltıcı konular gündeminizde olabilir. Kariyer kısmında bu tarz aldatıcı, kandır, kandırma ya da ikna edici farklı ortamlar yaşarsanız lütfen temkinli olun diyorum. Sevgili yengeçler. Yengeç burçları sizin yeni ay tabii ki evinizde, sizin evinizde, birinci evinizde. Dış görünüşünüz, tepkileriniz, e, davranış Kararlarınız, fikirleriniz, yani siz kendinizi yeni ayda nasıl yenilerim, nasıl yeni bir girişimde bulunurum, nasıl yeni bir ortama girerim diye kontrol edin. Burada yeni bir girişimlerde bulunun diyorum. Yurt dışı ortamlarda pasaport olabilir, eğitim olabilir, ticaret olabilir. Burada biraz hukuki konular olabilir, yanıltıcı durumlar olabilir sevgili yengeçler. Buralar bunlarda biraz daha gözünüzü fazla açın diyorum size zihniniz güzel çalışıyor Aslında ilham verici ortamlar olabilir bunlarda da güzel verimli şeyler çıkarabilirsiniz ona göre devam edin. Sevgili aslanlar, sevgili aslan burçları yeni ay sizin bilinçaltı, arkadan dönen işler, olaylar, ruhsal konular, taşınma belki uzak yerlere taşınma olabilir. Buralarla ilgili yeni bir başlangıç, yeni bir olay istiyor sizden. Nasıl davranacağınıza karar verememiş olabilirsiniz ama artık zamanı geldi ve kararınızı verin diyorum. Ee, arkanızdan işler çevrildiğini görebilirsiniz. İnsanlarla çatışmalı ortamlara girmeyin lütfen. Miras ortaklı işlerde yanıltıcı, kandırma ya da aldatıcı ortamlara şahit olabilirsiniz. Aslanlar ortaklı işlerde, ortaklı kazançlarda biraz gözünüzü açın lütfen diyorum. Sevgili Başak Burçları, yeni ay sizin gelirlerinizi arttırmanızda Çevreniz, yakın çevrenizde, umutlarınızda, hayallerinizde, sosyal alanlarınızda yenilik yapmanız, değişim yapmanızı istiyor. Burada yeni bir başlangıçta bulunun diyor size. Siz de eminim yeni bir başlangıçta bulunacaksınız. Miras olaylarında, nafaka tartış, nafaka olaylarında tartışmalı, çekişmeli ortamlar yaşayabilirsiniz çok fazla girmemeye çalışın diyorum tabii ki. Konu size ait tabii ki. Takıntılı durumlardan uzak durun sevgili başaklar. Bu tarz ortamlara karışmayın diyorum size. Sevgili teraziler, yengeç burcu, burcu sizin kariyer ortamınızda, iş alanınızda burada yenilikler yapmanızı, kendinizi belki revize etmenizi, yeni bir olaya, yeni bir işe, yeni bir atılıma girmenizi, oradaki davranışlarınızda yenilikler yapmanızı istiyor. Siz burada kariyer ve iş ortamında fevri olmamaya çalışın lütfen biraz daha sakin aldatıcı durumlardan uzaklaşın diyorum. Günlük işlerde iş yeri, iş ortamları, sağlık konuları sizin için önemli. Burada yanıltıcı ortamlarda kalabilirsiniz lütfen. Daha gözünüzü açarak, daha dikkatli kontrollerinizi yaparak devam edin diyorum. Sevgili akrep burçları, yeni ay sizin yurt dışı, seyahatler, yüksek eğitim, hukuksal konular, ticaret alanlarınıza yenilik ve karar verme zamanı olduğunu söylüyor. İş arkadaşları ve yakın çevreyle bir anlaşma, bir anlaşamama, bir fevrilik yaşanabilir. Buralarda biraz daha sakinliğinizi korumaya çalışmanız sizin açınızdan iyi olacak. Günlük işler, iş arkadaşları konusunda hukuksal aşırı uçta konular, çatışmalar olabilir. Aşk ve şans oyunlarından uzak durun. Bu dönem, bu hafta özellikle sizin için hiç uygun değil. Aşk ve şans oyunlarında bilmediğiniz ortamlarda farklı olaylara karışmayın diyorum. Yay burçları yeni ay sizin ortaklık kazançlar, krediler, borçlar, miras ya da hukuksal olaylarınız ya da kredi çekmek istiyorsunuz. Buralarda yenilik yapmanızı istiyor. Yeni bir şeylere başlamanızı, yeni bir ortama girmenizi istiyor. Siz de buralarda yenilikler yapacaksınız. Partnerinizden ve buradaki konularda uçta fevri tartışmalı ortamlar olabilir. Sizin ikili ilişkilerde fevri olmayacağını olmamanız gerekiyor ve karşı tarafın fevriliğini ciddiye almamanız gerekiyor. Sevgili Oğlaklar, yeni ay sizin evlilik, ortaklık, danışmanlık alanınızda burada yeni gelişmeler, yeni ortamlar, kararlar, karar alma zamanları diyor size. Aş aile içinde eşiniz ya da ortağınız ve bu konuda bir fevri konuşmalar, fevri tartışmalı ortamlar olabilir. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Fikirleriniz, hareketleriniz ailede çatışma ortamları yaratabilir. Aile, anne, baba, ebeveynlerle birlikte tartışmalı ortamlara girebilirsiniz. Bu konularda biraz temkinli olun diyorum size. Para konusunda tertip, düzen çok önemli bu sıralar. Biraz da adalet çok önemli. Sevgili kova borçları, sizin yeni ay günlük işler, sağlık ortamınız, sağlık konuları, evcil hayvanlarınız varsa buralarda yenilenme, tertip, düzen ve karar verme zamanı diyor size. Yakın çevrenizden, kişilerden, arkanızdan konuşmalar, dedikodular duyabilirsiniz. Bunlarla ilgili ciddiye almamanızı öneriyorum size. Para konusunda finans konularında yanıltıcı yatırımlardan uzak durun. Parada, finans konularında aldatıcı, kandırıcı, yatırıma uygun olmayan konularda sizi ikna etmek isteyen insanlar olabilir. Burada lütfen dikkatli olun diyorum. Tertip, düzen sizin için de iyi olacak tabii ki. Sevgili balık burçları, yeni ay sizin aşk alanınızda. Yani aşk ortamlarında yenilikler yapmanız, yeni bir ortama girmeniz ya da çocuklarla ilgili yeni bir girişimde bulunmanız, ya da hobilerinizle ilgili kazançlar sağlamanız yani yeni bir şeylerle ilgilenmeniz gereken ortamlar bunlar sizin için. Güç savaşlarına lütfen girmeyin. Baskıcı ortamlarda bulunmayın diyorum size. Abartılı harcama olaylarında gökyüzü sizi biraz dur diyor. Sakin olun. Çok fazla abartılı harcamalarda bulunmayın lütfen. Kendi kendinizi güç verin, güçlendirin. Arkadan iş çevrilen ortamlardan dedikodulardan uzak durun diyorum. Evet, tüm burçlar için çok güzel bir yeni ay olsun umarım. Sağlık, mutluluk, güzellik hep sizinle olsun. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.